Oğuz Atay'dan Tutunamayanlar 1. Bölüm 2. Turgut ertesi sabah çok erken uyandı. Güneşin ilk ışıkları odaya yeni doluyordu. Sıkıntılı rüyalar görmüştü. Neler gördüğünü toparlamaya çalıştı. Selim'le ilgili bir olay hatırlayamadı. Bütün gece uğraşmış olduğu bir konunun rüyasına girmemesi garip geldi ona. Sersem gibiyim. Biraz daha uyusam diye düşündü. Yanında yatan karısına baktı. Nermin'in vücudu yorganın kıvrımları arasında kaybolmuştu. Yalnız saçları görünüyordu. Yorgan hafifçe inip kalkmasa, yatakta canlı bir varlık olduğunu anlamak zordu. Belki de gerçekten yoktur. Yanımda yatan bir saç demetinden ibarettir. Yorganın altından elini uzatarak karısının tenine dokundu. Yazık, insanlar düşüncelerimize uygun biçimler almıyor. Karısına sırtını döndü. Kolunu yataktan aşağı sarkıttı. Hayat düşünceleri tutan bir hapishanedir. İnsan can sıkıcı bir saç demetidir. Ben de akılsız bir robotum. Uyuyakaldı. O kısa sabah uykusunda çok uzun bir rüya gördü. Rüyasında büyük bir çayırda bekliyordu. Yoksa bir tarla mıydı? Belki de bir meydandı. Çünkü büyük bir saatin altında duruyordu. Hayır, meydan değildi, çayırdı. Çünkü her yandan papatyalar açmıştı. Papatyaları çok iyi hatırlıyordu. Elinde bir karanfil demeti birini bekliyordu. Nermin'le daha evlenmemişti. Evet, onu bekliyordu. Nermin gene geç kaldı diye düşündü. Oysa Nermin hiç geç kalmazdı. Güneş ekinlerin saplarında ışıldıyordu. O halde bir tarla olmalıydı. Çevresine baktı. Uzakta koyu bir orman vardı. Gökyüzü parlak ve bulutsuzdu. Koyu renk elbisesini giymişti. Kendini görüyordu. Koyu renkli orman, uçsuz bucaksız buğday tarlasının içinde, demek ki bir buğday tarlasıydı, bir leke gibi duruyordu. Birdenbire ormanın içinden bir kalabalık çıktı. Koyu renk bir kalabalık. Turgut gibi onlar da koyu renk elbiselerini giymişler. Sonra ekinlerin arasından kayboldular. Elindeki demeti yere atarak kayboldukları yöne doğru koşmaya başladı. Nedense çok yorgundu. Bir türlü ormana ulaşamıyordu. Birden karşısına çıktılar. Yüksek ekinlerin arasından Turgut'a doğru gelmişlerdi demek. Ellerinde kayışlarla tuttukları bir tabut vardı. "Demek bugün gömeceksiniz," dedi onlara. Adamlar tabutu yere bıraktılar. Ceplerinden kara mendiller çıkarıp terlerini sildiler. Turgut yüzlerini hatırlayamıyordu bu adamların. Bir süre karşı karşıya durup konuşmadılar. Sonra adamlardan biri, "Bu kadar paraya yapılmazdı bu iş," dedi. "Bize bu kadar ağır olduğunu söylememiştin." "Ben de bilemedim," diye çekinerek karşılık verdi Turgut. "İnsan ölünce çok daha hafif olur sanmıştım." Turgut'a bakmadan konuşuyorlardı sanki. "Onu bilemeyiz," dedi bir başkası. "Artık gömmek de sana düşüyor beyim. Geç kaldık zaten. Haşim Bey'in cenazesi kalkacak daha. Karısı yeşiller giymemizi istiyor. Gidip bir de elbise değiştirmek var." İri yarı olanları dönüp gittiler. Onların çekilmesiyle Turgut'un daha önce göremediği çok küçük birkaç adam ortaya çıktı birdenbire. Kısa boylu ve şişman adamcıklar. "Hüküm okunuyor," diye bağırdı içlerinden ince sesli biri. Herkes ceketini ilikleyerek tabutun çevresini sardı. Keskin güneşin sertliğine rağmen yüzler seçilmiyordu. Belli belirsiz kıpırdanmalarından bir hazırlık yaptıkları anlaşılıyordu. "Ne hükmü? Ölen adamdan daha ne istiyorsunuz?" diye bağırdı Turgut. Ya da ona bağırıyormuş gibi geldi.
Sesini duyduklarından kuşkuluydu. Cebinden bir kağıt parçası çıkarmaya çalışan adama doğru atıldı. Ayağı tabuta takıldı, yere düştü. Tabut bu çarpmayla yerinden oynadı ve hemen yanındaki çukura yuvarlandı. Demek çukur varmış. Demek Turgut'un düşündüğünün, bilmeden istediğinin tersine hep dışarıda, güneşin altında ve papatyaların arasında kalmayacaktı Selim. Tabut ne kadar hafifmiş diye düşündü. Yalancı herifler. Boş yere yarım bırakıp gittiler işi. Ayağa kalktı. Küçük adamlar da kaybolmuştu. Çukura baktı. Derin, karanlık ve biçimi belirsiz bir çukurdu bu. Tabut görünmüyordu. Bu karanlık kuyunun çevresinde dolandı. Yeni kazılmış toprağın çimenlerle birleştiği yere bir taş dikilmişti. Taşın üstünde kabartma bir yazıt vardı. Hiç olmazsa yazıt koymayı düşünmüşler bu çarpık taşın üstüne. Düzgün bir yazı olsa. Taşa yaklaştı. Okumaya çalıştı. Kargacık burgacık harfleri zorlukla söktü. Turgut Özben, 1933-1962. Geriye sıçradı. Hayır, olamaz. İçinin boşaldığını hissetti birdenbire. Göğsünden midesine, oradan da bacaklarına doğru bir kayıp gitme. Hayır, Selim olmalı. Ben Nermin'le buluşacaktım. Birden yanında Selim'i gördü. Tarifsiz bir korkuya kapıldı. Acaba... Bütün gücüyle çenesini oynatmaya çalıştı. Doğru mu bu Selim? Nasıl olur? Sen de biliyorsun ölmediğimi, değil mi? Yoksa ikimiz de öldük mü? Selim başını salladı. Nasıl anlamamıştı? Demek tabut bunun için hafifmiş. Ama ben o kara adamları gördüm. Konuştum onlarla. Selim gene başını salladı. Onlar seni görmediler ki. Parayı az bulduklarını söylediler ama. O sözler sana değildi. Cenaze memuruyla konuşuyorlardı. Kendi ölümüne üzülmekle birlikte Selim'i gördüğüne sevinmişti. Belki o da ölmemiştir diye düşündü. Peki hüküm neydi Selim? Kimin hakkındaydı? Benim mi, senin mi? Bilmiyorum dedi Selim. Her zaman söylemezler. Zaten bilinen beylik sözlerdir. Her hükümden birkaç kopya çıkarırlar. Aynı günde gömülenler için okurlar. Çok merak ediyorsan Haşim Bey'in törenine gider öğreniriz. Hayır, sen anlat. Selim omuzlarını silkti. Hepsi aynıdır dedim ya. Turgut içinde ifade edemediği tatlı bir duygunun varlığını duyarak direndi. Hayır, sen gene anlat Selim. Sen başka türlü söylersin. Sen anlatınca beylik olmaz. Selim gözlerini ileriye, çimenlere, papatyalara ya da onlardan öteye hiçbir şey görmüyormuş gibi hep Turgut'un onu hatırladığı gibi dikerek kısa bir süre sustu. Sonra parmaklarını saçlarının arasında gezdirdi ve yarım bıraktığı bir sözü tamamlıyormuş gibi konuşmaya başladı. Bizim için hüküm hep aynıdır. Kısa bir hükümdür. Beklediğimiz ve inanamadığımız bir hüküm. Yalnız bizim için çıkarıldığını sandığımız, oysa sayısız kopyası olan ve ayrıntılara inmeyen bir hüküm. Biraz para verilince, biraz tatlı davranınca yumuşayan ve gene de aslında hiçbir biçiminin bizim için önemi olmadığını bildiğimiz bir hüküm. Turgut kendine acıyordu. Ölümün getirdiği durgunluğu yırtmak istiyordu. Bir yararı dokunuyor mu bizlere? Selim başını salladı. Öldükten sonra neyin yararı dokunur ki? Doğru. Durumu kabul etmeye başlamıştı. Kendine ve bilemediği, tanımlayamadığı şeylere acıması artıyordu. Bir yandan da bu durumdan kurtulmak için yüreğini acıtan bir çaba göstermeye çalışıyordu. Papatyalar diye söylendi Selim. Papatyalar, burada o kadar çok var ki. Ter içinde uyandı. Görünmeyen iplerle bağlandığı yataktan kendini ayırmak için ona dayanılmaz ve ümitsiz gelen bir çırpınma,
bir hayata dönme isteğiyle kıvranıyordu. Ya da kıvrandığını sanıyordu. İçinde bir yerde artık hiç hareket edemeyeceğini hissediyordu. Gene içinde bir yer, bir duygu kendini bütünüyle bırakmasına engel oluyordu. Bir kıpırdayabilse tekrar yaşayacaktı. Birden bir oluştan başka bir oluşa geçmenin ölçülemeyen süresi içinde kendine geldi. Hiçbir şey düşünemedi. Güneş odayı doldurmuştu. Göz ucuyla yanına baktı. Karısı kalkmıştı. Yarı aralık kapıdan çocuklarının sesleri geliyordu. Bu sesler ve odayı kaplayan güneş onu yavaş yavaş ısıttı. Ne oldukları pek anlaşılmayan fakat hayata ait sesler rüyanın verdiği katılığı yumuşattı. Yattığı yerden doğruldu. Henüz başka bir ülkenin kolayca kırılabilen bir varlığı olmanın endişesiyle yavaşça kalktı. Pencereye yaklaştı. Perdeyi hafifçe aralayarak dışarı baktı. Karşı evlerin Turgut'a sırtını dönmüş arka cepheleri, çizgilerini yumuşatmayı bilememiş kütleler, çirkinliklerini rüyadan yeni uyanmış bir insana sadece var olmalarıyla unutturan gerçek hacimler. Turgut bütün bunları o sırada mı düşündü? Yoksa sonradan o anı hatırladığı zaman öyle düşündüğünü mü sandı? Bilemedi. Çünkü o zaman henüz Ulrich yoktu. Henüz durum bugünkü gibi açık ve seçik, bir bakıma da belirsiz değildi. Bir cümle kaldı yalnız aklında. Güzel bir gün ve ben yaşıyorum.